Kim milyoner olmak ister? Hemen herkesin zevkle izlediği bir bilgi yarışması. Biz bu soruyu kendimize sorma gereği bile duymamışızdır. Çünkü herkes milyoner olmak ister zaten. Peki ama milyoner olmak için nasıl bir yol izlemek gerekir? Aslında milyoner olmak sandığınız kadar zor değil. Bill Gates'in çok ünlü bir sözü var. Fakir doğmak sizin suçunuz değildir. Ama fakir ölmek sizin suçunuzdur. Bu nedenle parasızım diye sızlanmayı bırakmalı ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Şimdi sizlere zengin olmak için sıra dışı bazı yöntemler anlatacağım. Müteahhit olun. Türkiye'de uzun yıllardır en karlı sektörler arasında yer alan inşaat sektörü müteahhit sayısını arttırdı. Bu sektörde on binlerce kişi müteahhitlik yaparak zengin oldu ve hala da sektöre her gün yeni müteahhitler gelmeye devam ediyor. Peki müteahhitlik yapmak istiyorum diyenler ne yapacak? Nasıl müteahhit olunur? Cevaplar o kadar basit ki Türkiye'de müteahhit olmaktan kolay hiçbir şey yok. Hemen hemen her girişimci kendine bir anda ben müteahhit diyebilir. Zira bunun için bir okul okumanıza ya da binlerce lira paraya ihtiyacınız yok. Türkiye şartlarına göre müteahhit olmak istiyorsanız eğer sadece karar vermeniz yetiyor. Yarın sabah kendinizi müteahhit olarak adlandırıp hemen işe başlayabilirsiniz. Stokçuluk yapın. Stokçuluk ileride bulunamayacağı veya pahalılaşacağı düşüncesiyle çok mal yığarak piyasada sıkıntıya yol açma durumu. Kara borsacılıksa halkın ihtiyaç duyduğu malları toplayıp fiyatları yükselsin diye satma saklamak demektir. Bir malı stok yaparak talebi arttırmak suretiyle malın pahalılanmasına sebep olmak ya da fiyatlar yükselince malı satarak aşırı kazanç elde etmek mümkün. Bu şekilde zengin olabilirsiniz hem de çok hızlı. Ha, ola ki sizi birileri şikayet etti olabilir. Stokçuluk değil depoculuk yapıyoruz diyerek rahatlıkla işin içinden sıyrılabilirsiniz. Saadet zincirlerine katılın. Saadet zinciri 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış bir para kazanma sistemi olan piramit sisteminin halk arasındaki adı. Sadece piramidin en üstündekilerin çok para kazandığı ve satılan bir ürün ya da hizmetin görünürde olmadığı bu sistemde her kişi altındakinden para kazanıp üstündekine para kazandırır. Türkiye'de zengin olmanın yöntemlerinden biri de bu zincirlere dahil olmak. Çiftlik Bank, Titan Saadet Zincirleri, Kaşar Bank gibi yerlere üye olarak bir anda zengin olabilirsiniz. Burada çok ince bir detayı da belirtmek istiyorum. Bu sistemlerde uzunca süre kalmamanız gerekiyor. Zira sistem bir süre sonra patlak vererek çöküyor. Erken davranırsanız ihtişamlı bir yaşam sizleri bekliyor olacak. Vergi kaçırın. Zengin olmanın bir başka yoluysa vergi kaçırmak. Sizler de vergi kaçırma yöntemiyle aşırı derecede zengin olabilirsiniz. Diyelim ki bir iş yeriniz var ve devlete vergi ödemek zorundasınız. O ay zarar gösterin. Kar etmedim deyin. Böylelikle kolayca zengin olmuş paralarınızı korumuş olursunuz. Cumaları kaçırın ama vergi kaçıran birçok örnek var. Siz de yapabilirsiniz. Hem benzin fiyatlarını, zammını eleştiren hem vergi kaçıran esnaf olmanız da mümkün. Hatta o kadar zengin olabilirsiniz ki Türkiye'nin en zenginleri listesine girer ama en az vergi veren kişisi bile olabilirsiniz. Emin olun, kendinize inanın, siz de yapabilirsiniz. Dini gruplara katılın. Dini bir yapıya dahil olarak zengin olmak da mümkün. Son zamanlarda iyi yerlere gelen herkesin bir tarikata ya da camiaya mensup olması ve bu camianın günden güne güçlenmesiyle yavaştan fikrimiz değişmeye başladı. Genç nesiller ileride işsiz kalmamak için şimdiden kendilerine uygun olan cemaati bence seçmeliler. Otopark mafyası olun. Park etme yasağı olmayan minimum yerlerde arabanızı park ederken karşınıza çıkıp size hiçbir makbuz vermeden para isteyen garip kılıklı acayip adamlar vardır bilirsiniz. İlginç tarafı ise bu işi yapan insanların otopark tarifelerinin olması. Parayı vermeyi reddederseniz belki dayak yemezsiniz ama döndüğünüzde arabanızı biraz modifiye bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer sizin de böyle bir sokağınız varsa hemen işe koyulun. Zengin olmak beklemez. Milletvekili olun. Zengin olmanın en iyi yollarından biri de vekil olmaktır. Eğer sizler de zengin olmak istiyorsanız vekil olmanın yollarını mutlaka araştırın. Ha, bu süreçte şu tür sorularla karşılaşabilirsiniz. İşte vekiller neden halkın arasından çıkmıyor? Neden fakir bir vatandaş meclise giremiyor? Neden ben kendi vekillerimi şehrimde göremiyorum? Ben bu adamların adını dahi doğru dürüst bilmiyorum gibi sorular sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Aman diyorum, aman, bunları bertaraf etmekte yarar var. Zengin kayınpeder. Zengin olmanın 3 yolu var der büyükler. Peder, kader, kayınpeder. Eğer bunlardan birisi varsa yine zengin olabilirsiniz. Babanız fakir olabilir. Kader size zengin olmanız konusunda bir şeyler sunmamış da olabilir. Ama kayınpederinizi seçmek sizin elinizde.
Bill Gates ne demişti? Fakir olmak sizin suçunuz değil ama fakir ölmek sizin suçunuz. O zaman şimdi yapmanız gereken şey şapkanızı önünüze koyup yeniden düşünmeniz. Evliyseniz yapacak pek bir şey yok ama bekar veya nişanlıysanız kayınpederinizi yeniden düşünün derim. Yarışma veya TV programlarına katılın. Günümüzde yarışma programlarına katılmak oldukça popüler ve kolay hale geldi. Bu yarışma programlarında olmadık şaklabanlıklar yaparak, kendinize trajik bir yaşam öyküsü uydurarak ya da insanları kandırarak katılabilir ve parayı bulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken temel nokta zaman kaybetmeden bir an önce zengin olmanız. Çünkü bu tür zengin olma yolları bir süre sonra etkisini tamamen yitirebiliyor. Ha unutmadan bu tür yarışmalara katıldıktan hemen sonra da mutlaka ama mutlaka bir kitap çıkarmayı ihmal etmeyin. Kul hakkı yiyin. İşte en popüler zengin olma yollarından biri de hiç şüphesiz kul hakkı yemek. Sizler de eş, dost, yakın akraba, uzak akraba, tanıdık, tanımadık herkesin hakkını yiyerek zengin olabilirsiniz. Tabii size bir önerimiz var. Eğer kul hakkı yiyerek zengin olmayı tercih ettiyseniz en saf ve masum olan kişilerden başlamanızı öneririm. Çünkü hem daha hızlı sonuç alırsınız hem de çok fazla hırgür çıkmaz. Turistleri kazıklayın. Eğer yaşadığınız yer turistlerin yoğun olarak geldiği bir yerse bu zengin olma yolu tam size göre. Sonuçta yaşadığınız şehri siz daha iyi bilirsiniz. Turist nereden bilsin? Gelen turistlere sattığınız herhangi bir şeyi 2, 3, 4 katı fiyata çok rahatlıkla satabilirsiniz. Eğer bir taksiciyseniz yabancı birkaç kelime bilmekte de yarar var. Unutmayın, birkaç yabancı kelime bile size daha fazla para getirecektir. Yalakalık yapmayı meslek edinin. Günümüzün en ideal ve değerli mesleklerinden biri de yalakalıktır. Zengin insanlar, iş insanları, siyasetçiler, makam sahipleri genellikle kendilerini onaylayan insanlardan hoşlanırlar. Eğer sizin de etrafınızda yukarıda bahsettiğimiz türden insanlar varsa hiç durmayın, dilinizi hazırlayın. Mesaiye başlıyor. Onları övün, övün, övün. Yaptıkları hataları bile övün. Vay anasını be! Hataya bak! Ben böyle hata görmedim diyecek kadar ileri gidin. Göreceksiniz o kişiler sizleri yanlarından bir dakika bile ayırmayacaklardır. Her şeylerine ortak olacaksınız. Her şeylerine. İnsan olun. Bu zayıf ihtimal ama yine de son maddeyle şansınızı mutlaka deneyin. Dürüst olun, hak yemeyin, ahlaklı olun, insan ayrımı yapmayın, çağı takip edin, kendinizi geliştirin, yerli ve yabancı bütün klasikleri okuyun, pes etmeyin, çalışın. İşte o zaman bile doğru yolu bulur, dimdik yürürsünüz bu hayatta. Hoşça kalın.